Selam arkadaşlar. Bosch klima aldım. Bu videoyu klima almak isteyenler için hazırlıyorum. Klima alırken nelere dikkat etmeniz edeceğiniz konusunda belki bir fikir sağlayabilir. Ben ilk kez klima aldım kendi evime. Önce MediaMarkt'a gittim. MediaMarkt'ta çok fazla teşhir ürün yoktu. Hatta bir tane vardı. Bana şöyle de söylendi. İnternetten seçerseniz, alırsanız daha uygun olur. Hem fiyat olarak daha uygun olur hem de çeşit olarak. Bizde sadece teşhirde bir tane ürün var. Siz bize model söylüyorsunuz, biz de onu getiriyoruz gibi. Yani o nedenle arkadaşlar direkt görmeye gitmeyin. Hani orada çok fazla klima çeşidi modeli bulamazsınız mağazalarda. İnternetten araştırıyorsunuz. Sonra başka bir görevli şeyi sordum. Hani ben klima alacağım ama benim evimin dış cephesi uygun mu? Pencereden girecek mi? Bunları merak ediyorum. Elimde patlar mı daha sonra diye sordum. Bunun için arkadaşlar evinize özellikle Bosch'un yaptığı bir hizmet var. Keşif hizmeti yapıyorlar. Geliyorlar, odanızı ölçüyorlar. Buraya diyorlar. İşte atıyorum 18'lik yeterli olur diyorlar. 12'lik yeterli olur diyorlar. Mesela siz 12'lik aldınız ama geldi servis bu odaya 12'lik yetmez diye kurmayabiliyor. O nedenle keşif çok önemli arkadaşlar. Yani yapmanız gereken ilk iş Bosch'ta ücretsiz, diğer servislerde ücretliymiş ama güncel olarak değişebilir bu durum. Bir keşif, yani yetkili servisi arayın, keşif çağırın, evinizi ölçsün, ayrıca dış üniteye baksın. Mesela benim pencerem, hemen penceremi de göstermek istiyorum. Ben en çok şundan endişe etmiştim. Pencereme sığar mı sığmaz mı diye. Geldiler, ölçtüler, 45 santim geldi. Bunu da sordular, 45 santimin yeteceğini ve 18'lik klimanın sığacağını söylediler. Dış ünite olarak bakın burada. Tabii bunun içinde plastikler falan var. Daha küçüktür muhtemelen. Evet, keşif geldi ve bana bir rapor tuttu. Şöyle raporum elimde. Bu raporda işte neler yazıyor? Yapılan kontrol sonunda 18'lik tavsiye edilmiştir. Pencere genişliği şu kadar olmuştur. 18'lik veya 12.000'lik cihaz için uygundur vesaire yazıyor. Elektrik tesisatı sigortadan dış üniteye 3 x 2.5 antigran kablo ile ayrı bir hat çekilmesi söylendi diyor. Evet, yani arkadaşlar yetkili servis elektriği yapmıyor. Sizin elektrikçi çağırıp o şartel olan elektrik tesisatını yaptırmanız gerekiyor. Onu da sordum. 600-700 civarı bir masraf tutacak. Bugün sadece kendileri klimayı kuracaklar ve ne derler ona, bir elektrik kablo yardımıyla bir test olarak çalıştıracaklar ve gidecekler. Ben de sonra elektrikçiyi çağıracağım. Ve klimayı çalıştırmayı düşünüyoruz bu şekilde. Aldığım modelden bahsedecek olursak Bosch Climate 2000U aldım arkadaşlar ben, 18'lik. Şimdi Bosch almak isteyenler olursa eğer, Bosch'un da iki çeşit versiyonu oluyor. Buraya yazdı, gelen işte o keşif için gelenler çok ilgiliydi. Bosch'un bir BSH modeli var, bir de Climate modeli var. Climate modeli ile BSH'nin aynı kalitede olduğunu söyledi görevli. Fakat aralarında 20 bin liralara varan fiyat farkı olduğunu söylediler. Yani Climate çok daha ekonomik arkadaşlar. Ben Bosch Climate, yani Climate'den ziyade termoteknik diyelim biz ona. Bosch'un termoteknik ve BSH modelleri var. Siz termoteknik modellerini alın. Benimki de Climate 2000U serisi. Dediğim gibi öneririm yani. İkisinin arasında gerçekten fiyat farkı var. Ayrıca ben Trendyol'dan aldım. 2-3 gün içerisinde geldi. Trendyol'da aldığım bu model ne kadar almıştım? Tam olarak söylemek istiyorum. 32 bin liraya almıştım. Ama bu bayiden sorduğumda 42 bin lira. İnternet sitesinden sorduğumda da aynı model 52 bin liraydı. Yani ben Trendyol'dan o nedenle aldım. Tabii yorumlara bakarak aldım. Alanlar memnun mu değil mi şeklinde. Bu şekilde arkadaşlar, birazdan servis gelecek, takılacak. Servis için de tabii ayrı bir numarayı aramanız gerekiyor. Dediğim gibi keşif çok önemli. İlk önce yapmanız gereken evinize bir keşif çağırmak servislerden. Sonra onlar size
evinizin şu ebatta, şu motor gücünde bir klimaya ihtiyacı var demeleri lazım. Ondan sonra dış ünitenin, yani motorun, şu motor kısmının bağlantı yerinin sağlıklı bir şekilde bağlanabilecek mi? Yani motor oraya sığacak mı pencereden filan, buna bakmaları gerekiyor. Daha sonra internetten araştırarak alabilirsiniz. Tabii aldığınız yer arasında dediğim gibi fiyat farkları olabiliyor. Sizler artık kendi düşüncenize göre kararınızı verebilirsiniz. Şimdilik video bu kadar. Bağlandıktan sonra da çekebilirim, devam edebilirim videoya. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, klima takıldı. Şimdi motoru da şu şekilde. Motor biraz zor sığdığı için pencereyi söktük. Az sonra elektrikçi gelecek. Pencereyi de geri takacağız. Elektrikçi ayrıyeten aradım. Elektrikçi şeyi sordu. Kaç metre kablo ve sigortanın kaçlık olduğunu sordu. Ben 18'lik için 16 veya 20 amper dedim. Bilginiz olsun. Bakalım. Tekrar merhaba arkadaşlar. Klima takıldı. Neler oldu? Önce bir hat çekildi. Tabii şurada görüyorsunuz. Şöyle elektrikçi geldi. Elektrikçi şu bağlantıyı sağladı dış üniteyle, pencereden klimaya. Burada benim size söylemek istediğim, bazı elektrikçiler sadece şu hattı takıyor. Yani şu klimadan dış üniteye giden kabloyu takamayız biz diyorlar, ama ben işte ısrar ettim, telefon. Normalde klima servisine aitmiş şu, yani klimadan dış üniteye giden kablonun bağlantısı servise aitmiş. Elektrikçi ben şu bağlantıyı yapamam dedi. Ben işte ısrar edince filan, bir daha servise çağırmanız gerekiyor filan dedi. Ben ısrar edince bir şekilde taktırdım. Bilginiz olsun. Siz eğer servis gelirse şu klimayla dış ünite arasındaki bağlantıyı da servise yaptırmayı deneyin. Bu şekilde arkadaşlar, 16'lık bir şu elektrik kutusu kullanıldı. Yani başka da anlatmak istediğim bir şey yok. Gayet iyi çalışıyor. Bu şekilde yorumlarınızı bekliyorum klima hakkında. Merak ettikleriniz varsa kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.